Saç komutlarını kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Yani tamamıyla örneğin siz katıda bir şey oluşturup şöyle tutup çektiğiniz zaman sorunsuz biçimde oluşturabiliyorsunuz. Ancak geldiğinizde ve de şöyle yeni bir parça açayım. Bunu sadece de yapmak istediğinizde ya bir plaka oluşturuyorsunuz ya da bir profil oluşturuyorsunuz. Şöyle aşağıya alayım. Şöyle bir plaka veya şöyle bir profil. Bunu ölçüde yapabiliyorsunuz. Bunlardan zaten bahsettik. Gelip ikinci bir profil eklediğinizde şöyle düze geleyim yani flat. Plakamın üzerine çizeceğim. Şöyle. Ve bakın bunu otomatikman plakama ekliyor. Yine geldim şuraya ekledim. Ve plakama dahil etti bunu ve tek bir cismim var. Dikkat edin. Eğer ki siz bunu direkt şu yüzeyde değil de şu cismimi saklayayım. Gelip de şöyle yaparsanız geldim 3 boyuta şu yüzeyi seçtim ve burada bir şey çizeceğim. Bakın bunu otomatikman flanşa çeviriyor. Gördünüz mü? Yine geldim şu yüzeyde de bir çizim yaptım. Yine bunu da flanşa çevirdi. Ama bakın şurada boşlukta çizeceğim. Bakın bu sanki tekrardan bir saç parça oluşturmuşum gibi geldi. Neden? Çünkü böyle herhangi bir birleşim olmadığı için bunu bağımsız bir saç parça olarak algıladı. Geldim bunu sildim. Yine devam edebilir ve de şu yüzeyden çizimler yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin şu çizgiyi seçtim. Geldim. Şurada bir skeç açalım. Şöyle burada çizimimi yaptım. Ve bakın yine burayı bükerek yine flanş atıyor. Daha sonra bunlara tıklayarak zaten özelliklerini değiştirebildiğinizi önceki videolarımızda söylemiştik. Ve bakın gelip şöyle bir yüzeyi seçeceğim. Ve bakın burada hala döndürme işlemlerim, sweep işlemlerim aktif. Geliyorum şurayı eksen olarak gösteriyorum ve bakın çevirdiğim zaman bakın yüzeyi seçmiş olmama rağmen sadece ince bir saç plaka oluşturuyor ve gelip şöyle başladığım noktaya değdiğim zaman bakın tamamen önceki bölümü kopartıyor. Geldim şöyle belli bir derecede verdim veya geri aldım full pull dedim. Tamamen 360 derece bir silindir oluşturdum. Tekrar geri aldım. Geldim çizgiyi seçtim. Yine burayı eksen olarak gösterdim. Ve şimdi bakın gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapamıyorum. Gelip yüzeyi seçmeniz gerekiyor. Döndürme işlemi yapmak için. Yine devam edelim. Bu sefer de silindirik bir parça çizeceğim. Şöyle bir daire çizdim. Profil diyorum. Ve şöyle bir saç plaka oluşturdum yine. Geldim buradan böl diyeceğim. Şuradan bir böldüm. Ve bunu biraz daha hatta şöyle geri alacağım. Şöyle geri aldım. Ve bakın şimdi. Siz pulla normal tutup çekerseniz bakın kendi şeklini bozmadan değmeyecek şekilde tabii ki çünkü burada bir bölüm var. Uzama işlemini yapıyor. Eğer ki siz çizgiyi tutup çekerseniz şöyle yatay yönlü. Bakın yine gördünüz mü? Şeklin üzerine kadar geliyor ve benim bölüm yaptığım yerde bitiyor. Şöyle tekrardan geri alayım. Geldim yine çizgiyi seçtim. Bakın bu sefer yönüm aşağı ok yönünde. Ve böyle çekerseniz de aşağıya doğru flanşınızı oluşturuyor. Geldim şöyle bıraktım. Yine kenarım seçili. Bakın şu yatay okum seçili. Şu aşağıya doğru değil. Ve burada bakın bir seçeneğim var. Geçme çıkıntısı veya kıvrım. Bu seçeneği görmüştük. Ne yapıyordu bu? Geldim seçtim. Ve bakın tutup çekiyorum. Şöyle aşağısından bir kıvrım yapıyor. Ve bakın boşluğa doğru devam ediyor. Gördünüz mü? Geri aldım. Şurada son bir seçeneğim daha var. Eğer ki gelip kavisli geçme çıkıntısı derseniz bakın yine böyle aşağı gitti. Ve bakın şeklini bozmadan şöyle yaptıktan sonra gösterirsem daha iyi olacak. Şeklini bozmadan dairenin üzerine bir kat daha sarıyor. Şöyle geri alayım. Geldim. Tekrardan kavisli geçme çıkıntısı dedim. Şöyle yandan bakarken görsek daha rahat olacak. Tuttum çektim. Bakın önce aşağı indi ve sonra bir kat daha gidiyor. Ve aşağı inme miktarı da benim saçımın
kalınlığı kadar yalnızca. Bunun dışında şöyle flat diyeceğiz, yani düz. Burada oluşturduğunuz saç plakaları up-to'yla şekillendirebiliyorsunuz demiştik. Şöyle çektim. Yine bunu biraz daha yukarı çekeyim. Ve bunu şöyle kenara doğru flanşına atadım. Gelip ne yapabiliriz? Örneğin şu yüzeyi seçip up to şu yüzey dediğimiz zaman o yüzey hizasına getirebiliriz. Bunun yanı sıra bakın şöyle içine bir dikdörtgen çizelim. Ve bunu gelip keseceğim. Ve şu yan yüzeylere dokunacağım. Tamamını da seçebiliriz. Ve şöyle tutup çektiğim zaman bakın bunun içsel olduğunu anlıyor. Gördünüz mü? Bu şekilde bir flanş oluşturuyor.